Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir oyun tanıtmayacağım. Bu videomuzda sizlere Nokia Lumia 1520 adlı telefonu tanıtacağım. Şöyle bir bakalım. Bu bildiğiniz gibi ilk 4 çekirdekli Windows Phone olma özelliğini taşıyor. Kutusunu açtık. Bizdeki kırmızı modeli. Gördüğünüz gibi telefon var. Zaten başka bir şey çıkması beklenemezdi. Şu aparatı var. Şu kart SD kart şeylerini açmak için. Şöyle bir bakalım. Kullanım kılavuzu var. İşte USB kablosu var, Micro USB. 2.0 Bunun adaptörü var. Şöyle. Kulaklığı var. Güzel kendi renginde. Ve de bu kulaklığın herhangi kulaklara uyması için gereken aparatları var. Şimdi gelelim telefonu tanıtmaya. Telefon biraz büyük bir telefon. Ekranı 6 inç. Şimdi inçle falan bilmeyenler için ben size şöyle bir eski usul ölçeyim. Ekranın içini ölçüyorum şu anda. şey i̇şte şöyle 7,5 santim herhalde. 8 santime yakın eni var. 13 küsür santimde boyu var. İşte oradan Pisagor'dan yaparsınız. Şuradan da inci bulursunuz 6 inç ekranı. Telefon dediğimiz gibi ilk başta söylediğim gibi ilk 4 çekirdekli Windows Phone olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda ilk 1080p Windows Phone Lumia 1520 daha doğrusu. 1520 diyen de var da ben 33 ondan beri hep ikiye böldüğüm için Nokia'yı. 1520 öyle öyle gidiyor. Ee, şimdi ekran büyüyünce Windows Phone kullananlar biliyor. Şu 3 sütun geldi. Önceden bunlar 2 sütunu şu şekildeydi. Şimdi tabi ekran genişleyince 3 sütun yaptılar. Biraz daha da görsellik olarak hoş olmuş. Ben size telefonun böyle fazla özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Hani Snapdragon 800 var desem, yolda Snapdragon 800'ü görseniz acaba kaçınız tanıyacak? Ya da Adreno 330 var desem, aa Adreno 320'den yüksek mi? Ya da Adreno 340 var mı acaba diyebileceğiniz olmayacak. O yüzden yine böyle ben sadece size günlük kullanımda hani ne yapabilir bu telefon, onları göstereceğim. Ee, telefon dediğim gibi 6 inç boyun, boyutunda ekranı var. Bayağı iyi bir ekranı var, güzel. 1080p çözünürlüğü var demiştik. Ee, şöyle bir şey var, şunu da göstereyim, şu sim kartla SD kart girişi. SD kartla gir girişi var bu arada bu telefon. 32 GB normalde bu telefon. Ona rağmen SD kart girişi var. Yani, gerçi çoğu kişi de kullanmıyor SD kartları. Ee, telefon nano sim kartla çalışıyor. Yani hani bir sim kart vardı bizde, onu sonra akıllı telefonlara geçerken bir kestik. Sonra bir daha kesiyoruz yani hatta başka bir kart almamız lazım, o nano sim kartla çalışıyor yani bu telefon. E, bataryası oldukça kuvvetli. 3400 mAh saat bir bataryası var. Yani e, teknik tabir bilmeyenler için söyleyeyim. Bir buçuk gün aktif kullanımda gidiyor. Yani işte 3G açık, Wi-Fi açık, bağlandım. Onu izledim, bunu izledim. Her şeyi takip ettim falan derken. Bir buçuk gün çok rahat gidiyor. Hani akşam eve gelince hemen şarjı takayım bitiyor demeyin. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz. 3400 mAh iyi bir batarya. Miliamper saat iyi bir batarya oluyor. Ee, bunun en büyük özelliği bu telefonun kamerası. Şöyle bir göstereyim. Hani o kadar büyük özellik gibi gördüğünüz gibi taşmış. 20 megapiksel bir kamerası var. Pure View özelliği var. Carl Zeiss dediğimiz Carl Zeiss hatta lense sahip. Yani şimdi Carl Zeiss'i kim tanır bilmiyorum da çok kaliteli bir lens olduğunu biliyorum. Yani çok iyi fotoğraf çekiyor telefon hakikaten. Fotoğraf konusuna sonra geleceğiz. İşte ön kamerasına bakalım şöyle. Hatta bu selfie çılgınları için falan. Ön kamerası 1.2 megapiksel. 720p video çekebiliyor aynı zamanda. Başarılı. İyi bir ön kamerası var. Hani görüntülü konuşma için olsun. İşte bu kendi kendini dudakları büzüp fotoğraf çekenler için olsun. Selfie çekenler için olsun. İyi bir başarılı bir kamera. Arka kamerası da dediğimiz gibi ilk baştan beri söylüyoruz. 1080p video çekebiliyor. Ee, telefonun Ekstra özellikleri var. Hani ben bir telefon kullanıcısı olarak neye bakarım mesela? Şöyle düz mantık olarak. Radyosu var mı ona bakarım. Ben genelde o tarzı seviyorum. Hani radyo dinliyorum böyle giderken gelirken. Bu telefonun radyosu var. Kablosuz şarj olabiliyor. Aparatı kutusundan gördüğünüz gibi çıkmadı kablosuz şarjın. Şöyle yastık minder gibi bir şey. Onu sonradan alabiliyorsunuz. Şöyle koyunca kendi kendine şarj oluyor. Herhangi bir şuradan giriş yapmaya gerek yok. Hatta şunları da gösterelim. İşte şu USB 2.0 şarj girişi hatta ya da veri depolama girişi. Kulaklık girişi. Standart bir kulaklık olabiliyor. 3.5 mm diyeyim ben size yine de. İşte ses açma kapama. Kilit. Ekran kilidi. Bu da kameraya bağlanıyor direkt. Hatta deklan şöyle işte. Hemen hızlıca fotoğraf çekmeniz için tasarlanmış. Tasarımı gayet sade ve güzel. Tuşlar biraz içeri girmiş bu modelde. Onu fark ettik. Önceki lumayalarda Bunlar biraz daha dıştaydı. Daha da iyi olmuş. Hani basılı da biliyor. Rahat rahat. Güzel yapmışlar. Şimdi Gorilla Glass 2 var diyeceğim ben size bu telefonda. Siz Gorilla Glass ne diye soracaksınız. Bu ekranın koruması. Ekran var. Ekranın üstünde Gorilla Glass diye bir tabaka geliyor. Ha 3 olabilir miydi? Olurdu. Ama 3 olunca da düşürünce kırılacak. 2 olunca da düşürünce kırılacak. 10 olsa da düşürünce kırılacak. Yani düşürmeyin bu telefonu. Biraz büyük olduğu için darbe hızlı yayılabiliyor. Yani şöyle bir atarsanız mesela. Evet. Kırılmadı. Şöyle geri alayım. Bakalım. Tamam kırılmamış. Ama siz atmayın tabi. Şöyle güzel bir kılıfı var. Onunla beraber kullanırsanız. Şöyle ben göstereyim. Orijinal güzel bir kılıfı var. Şu şekilde. Şöyle kullanırsanız hiçbir sıkıntısı olmaz. Sonuçta hani akıllı telefon o kadar para vereceksiniz. Şu şekilde durabiliyor. Gayet de güzel oldu. Neyse şimdi kılıfıyla uğraşmayalım bu telefon Nokia'nın en üst düzey model telefonu. Hani şimdi ne kadar Nokia hiç 2.2 GHz işlemcili bir telefon yapmamıştı. 4 çekirdekli aynı zamanda. Telefonun güzel özelliklerinden bir tanesi de şu şekilde böyle çift tıklamayla açılabiliyor. Hani bir işinize yarar mı kullanılmasını bilmiyorum da benim hoşuma gitti. Şimdi i̇şte bildiğimiz gibi Windows Phone 8 kullanılmış. Birçok ek uygulamayla geliyor. Telefon Bing ile çalışmış. Bu Google'la falan değil. Bir de Yandex ile çalışmış sanıyorum. Gayet güzel, arama kısımlarını hemen Yandex'e bağlanıp bulabiliyoruz her istediğimiz her şeyi. Yani herhalde sanırım değişilebiliyor aynı zamanda. Özelleştirilebilir. Telefon ama ilk bu şekilde geliyor. Ee, 4 tane rengi var. Beyaz, siyah, sarı ve bu renk olarak çıkmış piyasaya. Telefonu mesela yanına basarken sanırım belliğini söylemedim yani bellek dedim Eski tabirle RAM. 2 GB RAM'i var bu telefonun. Oldukça da hızlı sistem olarak yani Windows Phone olarak hiç de bir sıkıntıya düşmez. Hani bellek temizleme falan yok işte Android'deki gibi. Rahat rahat kaldırıyor. Hızlı ekran geçişleri falan da gayet de temiz. Zaten bu hani bütün Lumialarda da geçerli olabilen bir şey. Fark etmiyor Lumiaların arasında geçişler. Hepsi gayet oldukça hızlı oluyor. Ee, ses çıkışı girişi onu bir söyleyelim dedim. Ee, Bunda dikkatimi çeken şey 4 tane mikrofon var bu telefonda. Yani 4 mikrofon olması demek sizin dışarı etrafınızda çok gürültü varken bile rahat rahat karşınızdakiyle konuşmanız demek. Aynı zamanda video çekerken de sesleri gayet net bir şekilde alabiliyor. Ben genelde akıllı telefonları fotoğraf çekmek için kullandığımdan bana kamerası bunun ayrı bir güzel geldi. Özellikle şu Nokia ProCam uygulaması. Hani kendi kendime gaza geldim. Sanki profesyonel fotoğrafçıymışım gibi hissediyorum. Şöyle şey, hani çevir iso ayarı falan filan cahçut derken. Bir tane ne yapalım? Makro bir fotoğraf çekelim şu şekilde ayarlıyoruz. Makro fotoğraf çekmeye kalitesini gördük telefonun. Ben bu telefonu tabi gündüz de fotoğraf çektim. İşte gece de fotoğraf çektim. Gündüz video çektim. Gece de video da çektim. Oldukça da iyi verim aldım diyebilirim. Kamerası kaliteli. iyi. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Ben genelde standart bir kullanıcı olduğum için kamerası benim için önemli. Onun için tabi teknik özelliklere gireceksek işte Wi-Fi desteği var normal olması gibi. 4G destekleyebiliyor. Bizde olmamasına rağmen. Belki 5 sene sonra gelir. 4G destekliyor. Yani işte internete girme hızını falan ölçmeyeyim şimdi. Gayet oldukça başarılı. Zaten büyük ekran olduğu için rahat rahat internette gezebiliyorsunuz. Siz her şey yapabiliyorsunuz. Oldukça da iyi. Ha markette sıkıntısı var. Windows Phone ama falan diyecek diyenler olacak. O da yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor. Ben hani çok ekstra bir şey yapmıyorum diğer telefonlarda da. Ee, videomuzun sonunda hani benim size söylediğim işte dışarıda çektiğim fotoğrafları, gece çektiğim videoları, gündüz çektiğim videoları görebilirsiniz. Hatta onları ara ara geçeceğiz. Kalitesini siz de anlayabilirsiniz. Hani bu videomuzda sizlere Nokia'nın amiral gemisi dedikleri o tabir de biraz garip geliyor bana niyeyse de. İşte amiral gemisi yani en üst modeli dedikleri Lumia 1520'yi tanıttık. Dediğim gibi beğendim. İyi bir telefon. Bana, beni kamerası çok tatmin etti ayrıca. Sadece işte dediğim gibi kılıfıyla şeyle kullanırsanız. Çünkü çok narin bir telefon olabilir. Gerçi biraz darbe testi yaptık ama. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.